Hoş bulduk. Severek geldik, aç geldik. Sen Alman mısın dedim, evet dedi. Çatır çutur geçirdim, otur dedim. İzledim sahneden, aşık oldum. Yani ben teklif ettim evlenme. Aa! Evet. Benim kalbim Türk ve kafam Alman. Ben sarışın aldım, adam Türk çıktı. Deine Frau sehr gut. Abi abi. Ben kusursuz bir kadınım. Ya biraz şene var her Türk kadında olduğu gibi. Saygı için yeme aşkım, yemiyorsan yeme. Sofradan aç kalkınca sinirli oluyorum. Silah gibi böyle. Özel hayatımızdan çok şey verdik bugün. Aşk insanı güzelleştiriyor. İkimizi ayıran zalim Almanya. Aşkın eli değmiş gibi. Bir aşkın eli değmiş gibi programına yine hoş geldiniz. Ben Ayla. Ben Ali. Efendim yani biz aşk insanları. Yani aşkın eli değmiş gibi de bolca aşkı dinliyorsunuz ya. Ve aşkın hikayeleri var, onlara şahit oluyorsunuz ya. Bugün yine harika bir aşka şahit olacaksınız. Dünya sinemasında bilinen çok değerli bir isim Nursel Köse. Ve yine müzik dünyasında muazzam bir isim, çok kaliteli bir isim Urliş. Doğru söyledim mi? Evet. Onların da eli kulağındadır zaten, çok heyecanlıyız. Geldiler. Geldiler. Aşkın eli değmiş gibi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş. Güzel bir şey yani, yemin ediyorum. Alicim. Alicim. Acımızdan ölüyoruz, acımızdan ölüyoruz. Çok güzel yemekler yaptık. Hadi. Enişte. Eyvah, enişte eyvah. Ben de. Ya şimdi gözlere bakar mısın ya? Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun efendim. Bugün bu sofrada, aşkın sofrasında örnek alınacak müthiş bir aşkı konuşacağız. Nursel Köse ve Urli. Tabii biricik aşkı Urli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoş güzelsiniz. Teşekkür çok, ederim. İkiniz de öylesiniz. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Aşkın evet. Eli değmiş gibi desiniz efendim. Aşkın eli de değdi, bütün bedeni de değdi, kafası da değdi bize. Değil her yerimize değdi. O sebepten bugün mutlaka aşkı sizinle konuşmak istedik. Sizler de kırmadınız, geldiniz efendim. Çok memnuniyetle geldik, severek geldik, aç geldik. Ama neler yaptık, hep beraber izliyoruz efendim. Nursel ablacığım, Ulrik enişteciğim, bakalım bugün menüde size ne seçeceğiz? 10 menü içerisinden inşallah Nursel ablanın ve biricik eniştem, aslan eniştemin sevdiği bir yemek çıkar. Ben seçtim. Bakalım evet. Ne çıkacak? Kavurma pilav. Kavurma güzel yemek. Çorba, ara sıcak cacık var bugün. Ana yemek, yardımcı yemek, tatlı var. Bakalım hangisini Ayla yapacak, hangisini ben yapacağım. Hep beraber izliyoruz. Eğer hazırsanız çorbayla başlıyoruz. Tamam. Hazırız. Çok acıktın mı aşkım? Çok. Ne çorbası gelecek acaba? Ya Malatyalılar mercimek yapar, yayla yapar. Bir de tarhana. Tarhana ne? Sen yapmadım evde hiç de. Tarhana. Tarhanayı şu anda tercüme edemeyeceğim. Kışkut. Renk de güzel. Dur bakalım tuzun muzunu nasıl ayarlamışlar. Tuz da sorun çünkü. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Dedik ya bolca aşkı konuşacağız diye. Nasıl başladı? Sen anlatsana, ben her yerde anlatıyorum aşkım. Valla sanattan buluştuk. Orada bir şey programı vardı. Ne diyorsunuz? Temizlikçi kadınlar. Aynen. Bu Boden Kosmetiker'in temizlikçi kadın programı. Ya izledim sahnede. Aşık oldum yani. Bir anda. İlk gördüğüm. Böyle bir doğaçlama sahnemiz var. Seyirciden bir Alman erkeği kaldırıyorum ve Alman erkeklerle Türk erkeklerini kıyaslıyorum. Sen Alman mısın dedim, evet dedi. Kalksana ya dedim, kalktı. Ooo Türk erkeği böyledir, Alman erkeği böyledir falan diye çatır çutur geçirdim ettim. Adam tek kelime söyleme fırsatı da olmadı. Otur dedim, oturdu. Ondan sonra ben bekledim, dedim ki bana kendime bir şey ona söylemek istiyorum yani. Performansdan sonra. Sonra backstage'e gittik. O andan sonra konuştuk yani. Saatlerce konuştuk. Bana geldiğin ilk cümlesi şeydi. Siz bana hiç söz hakkı vermediniz. Sahne benim, sana niye söz hakkı vereyim? Sahne benimdi diye böyle. 2-3 kere beni konserine davet etti. Her seferinde ben çok yoğundum, gidemedim. Ben de bizde konser versen olur mu dedim. Ya özel konser versen karşılığında ne istersin? O da Türk yemekleri dedi. Çok büyük sofra hazırladım. Geldi, yemeğini yedi. Biraz viyola çaldı falan. Böyle bir tanışmamız oldu yani. Gördüm, görü görmez aşık oldum dedi Uli. Sende oldu mu böyle bir etkilenme? Gözleri çok dikkatimi çekti. Mavi gözleri, koskocaman böyle gözleri. O zaman eşim biraz daha sarışındı. Türkiye'ye geldi. Uzun yıllarda Türkiye'de yaşadığından beri adam hafif böyle esmerlemeye var. Yani hafif böyle
saçlar koyulaşmaya başladı. Ben sarışın aldım, adam Türk çıktı. Ben zaten yani Türk gibi hissediyorum. Doğu Almanım. Doğu Almanlar ve Türkler çok benziyor. Mentalite olarak. Mentalite olarak buraya geldim, çok şey gibi hala hissediyorum yani, ev gibi. Sen de hissettin mi Ayla? Yani kapıdan girdiğimiz an itibariyle böyle yeni tanışıyor gibi değil. Gerçekten samimi, gerçekten işte. Gözlere biz de düştük enişte. Değil mi? Doğru yere gitmiş. Samimiyeti muazzam. Muazzam. Birazdan bu ilişkiden sonra olanları da konuşacağız ama bir sürprizimiz var. Nursel'cim sürpriz. Güzel Naciye. Assalamu aleyküm. Merhabalar. Übermaşung. Merhabalar. Canım Nursel'im. Nursel'cim merhaba. İnanmıyorum. Nursel, sana Berlin'den sevgimi gönderiyorum. Berlin'e taşınmıştım Münster'den. O zaman şeyi düşünmüştüm ya. Bu kadar güzel bir kadın Berlin'e taşınırsa benim papuçum dama atıldı. İyi ki atılmış. Lütfen geri dön, geri dön. Güzel arkadaşım. Canım dostum. Seni çok çok seviyorum. İyi ki yollarımız kesişmiş seninle. Çok özledim. Kocaman kocaman öpüyorum. Benim en iyi bir süper oyuncum Nursel Kose. Bu videonu Taşkent, Uzbekistan'dan gönderiyorum. Paramparça. Orada Keriman yani yaptınız. Oy kalbim. Oy. O kadar dizinizi çok seviciler burada fazla. Merhabalar, benim adım Gabriela. Gabriela. Ben Brezilyalıyım. Ben beni Nursel Haran'ıyım. Nursel ile konuşmak ve ona tüm sevgi göstermek için Türkçe dersi aldım. Seni her zaman çok seveceğim. İnşallah yüz görüşeceğimiz bir gün. I love you so much forever. Überraschung. Hallo Liebling. Çok güzel günlerimiz geçti. Festivallerde, konserlerde. Seninle dost olmak çok güzel bir şey. Bir hediye. Sen bir hediyesin. Hab dich lieb, bis bald. Nursel'cim merhabalar. Öncelikle sevgilerimi gönderiyorum. Yaptığın işlerle, başarılarınla, aldığın ödüllerle gündeme geliyor olmandan gurur duyuyorum. Hep böyle asil, güzel, sevgi dolu kal. Kucak dolusu. Sevgiler. Canım Nursel'im, sen tanıdığım her şeyiyle farklı olan ve gönlü koskocaman olan birisisin. Gönlümün sultanısın. Seni çok seviyorum. Çok öpüyorum ikinizi de. Merhabalar. Nur'u selamlıyorum. Nur'u ilkokuldan beri adım adım takip ediyorum. Onun ilkokul öğretmeniydim. Ve onun kaydettiği ilerlemeler bende hayranlık uyandırmıştır. O kadar güzel bir savaş verdi ve yaşam merdivenlerini o kadar güzel tırmandı ki ben onu çok seviyorum ve ondan gurur duyuyorum. Böyle kal Nur, sevgilerimi sunuyorum ve kucaklıyorum. Aa, duygulandım. Ya bravo. Etkileyici. Ya çok. Çok bravo. Çeşitli, çok farklı insanları bulmuşsunuz ya. Bravo size. Hani sen duygulandın. Ama niye biliyor musun? Yani bir yabancıya Türkçe öğrenmek zorundayım. Nursel'le konuşacağım dedirtmiş bu kadın. İşte böyle gururlar veriyorsun. Ne hissediyorsun? Çok güzel, çok onur duydum, çok duygulandım. Öyle sen de söyleyeceksin. Mesela toplumda yeri kadınının bu. Ya deine Frau sehr gut. Abi abi yani baya gut yani. Her zaman Nursel rol model gibi. Özellikle tabii ki kadınlar ona öyle bakıyorlar. Dürüst bir, evet. Bir kadın yani her zaman direkt bir şey söylüyor. Ben mesela bunu çok seviyorum yani benim için kan gibi geliyor. Yani öyle bir kadın her zaman istedim yani yanımda. Bazı insanlar yalan duymak istiyorlar. Gerçekleri ama, duymak istemiyorlar. Aynen. Man weiß woran man ist. Ne istediğini bilen bir kadın karşında var. Acaba falan dedirecek bir durum da olmuyor. Çünkü hem Nursel Köse tam da ben hem o bir Malatyalı. Aşkım yemeği önümüze koydular, çene yapıyorlar, çorbası oldu. Ama çorba güzel. Kim? Salın mı? Sen yaptın mı? Okey hala. Sen yaptın mı? Sen yaptın. Nane. Nane değil mi? Nane. Almanya'ya gittin okumak evet. için. Hı-hı. Peki ailem nasıl müsaade etti 17 yaşında? Sonuçta gurbete gönderiyorlar evet. kızını. İşte gördüğünüz ablam Hı-hı. Kıymet Köse öğretmen olarak Almanya'daydı. O dönemlerde de hep böyle Malatya'da şehir efsaneleri vardı. İşte Almanya'da kadınlar kötü yollara düşüyor, bozuluyorlar, genç kızlarımıza yazık oluyor falan diye. Babam da bunu sürekli etraftan da duyuyordu. Tamam gidip gözlerimle göreceğim dedi. Malatya'dan bindi. Düsseldorf'a iniyor. Babamın indiği gün orada karnaval. Herkes maskeli. İnsanlar dans ediyor, şarkılar söylüyor, içiyorlar, eğleniyorlar. Normal bir insan görmüyor adam.
sokakta. Evet, evet. Müzikler çalınıyor, danslar ediliyor, herkes çılgın. Babam diyor tamam, dedikleri cehennem buymuş. Ablamın ziline basıyor, sabredemiyor, aşağıdan bağırıyor. Bavulunu topluyor, öteki trenle dönüyoruz falan diye böyle. Tabii ki yukarı çıkıyor. Bizim ablam böyle mumları yakmış. İkimizi ayıran zalim Almanya falan diye böyle parçaları dinliyor. Ondan sonra bu faşin, karnaval bu bir hafta neredeyse sürüyor. Bütün o gün şeyleri gezdiriyor ablam. Ertesi gün babam bir sokağa çıkıyor ki her yer tertemiz. Babam diyor ki hokus pokus mu yaptılar, nasıl bu kadar temiz? Ve Almanların böyle çok disiplinli bir şekilde, düzgün bir şekilde hayatlarına devam ettiklerini, kadınların hiçbir zaman istemedikleri, istem dışında hiçbir davranışa şey kalmadıklarını görüyor. Ve dedi ki babam, istiyorlarsa bütün kızların gidip liseden sonra orada üniversiteyi okuyabilirler dedi. Böyle bir sonsuz bir vize çıktı yani hepimize. O anlamda Malatya'da ilk sayılabiliriz. Çorbanın geldiğindeki sıcaklığıyla şu anda... 10 dakika sonra da hala sıcak olması lazım değil mi? Olmaz aşkım. Çok zalimsin. Ali'nin yapmış olma ihtimali çok büyük. Erkekler öyle güzel bir çorba yapabiliyor mu? Aşkım işte Malatyalı daha nasıl, ne olsun yani? Aşkım düzeltme. Aşkım bunlar böyle katlanmış. Bu bir stil. Bak gene düzelt. Hadi düzeltelim dur bakalım. Öyle olması lazım. Sen böyle istiyorsun peki. Türk hanımları seviyor bunu böyle. Böyle bir kıvırıyorlar, böyle bir atıyorlar masa örtüsünü. Bunları böyle kırışık kırışık falan yapıyorlar. Bu bir ambiyant. Kaosun güzelliği. Kaosun güzelliği. Ali, Ayla yardım edin. Geliyoruz. Hemen geliyoruz. Lütfen ya. Hani ihtiyacımız varsa yardım edelim. Ara sıcaklarımızı yerken Uli, nasıl evlenme teklifi ettin? Aslında hanım bana önce de teklif ettim. Yani ben teklif ettim evlenme. Aa! Evet, Berlin'deki evimizi boşalttık. Arkadaşlarımızı davet ettik, bir parti yaptık. Evden herkes istediğini götürebildi. Plaklar, CD'ler, filmler, kitaplar. Hem herkes bir hatıra almış oldu, hem bizim evimiz boşaldı. Son geceydi böyle, her şey bitmiş. Bir yatak, onu da ertesi günü gelip alacaklardı. Bomboş evde. Bir anda geldi aklıma, aşkım benimle evlenir misin dedim. Ulu böyle şok oldu. Evet dedim. Gittik Danimarka'da evlendik sonra. Yüksek mimarsın. Aslında birçok insanın çocukluktan belki hayal kurup uğraşıp da çabalayıp da gelemediği bir noktaya kariyer anlamında gelip elinin tersiyle iten başka bir yöne bakan Nursel Köse var. Mimarlığı çok zevkle yaptım. Hayatım boyunca sanat hayatımda çok faydasını gördüm. Ama mimarlık okurken de çalışırken de hep stand-up, kabare, tiyatro ile uğraştım. Siz Malatya'yı beğendiniz mi? Çok beğendim, çok. En çok mesela neyi aklınızda kaldı? Şalvar. Malatya'dan şalvar aldık Uli'ye. Evet. Sokakta böyle bir çay veriyorlar. Özellikle Malatya'da. Meyan kökü çayı değil mi? Sert bir şey yani, şey tadı olarak. Şimdi ben hanımımı özledim, biz mutfakta buluşalım istiyoruz. Biz de biraz konuşmamız lazım. Aşkım bu olmamıştı. Bıçak attım, çatal attım. Puf gibi böyle dağıldı aşkım. Kupkuru, boğazım kurudu. Biraz hayal kırık. Ara sıcak dediler, sıcak bile değil yani. Sıcak da gelmedi. Karnımız doymadı. Ben zaten böyle sofradan aç kalkınca sinirli oluyorum. Saygı gösteriyorum. Saygı için yeme aşkım. Yemiyorsan yeme. Böyle bir hamur görmedim ben. Taş gibiydi yani. Silah gibi. Tak tak tak. Çocuk geldi. Görünüşü güzel, estetik. Mis gibi kokuyor. Biraz yavaşlar. Bizim yemek kültürümüzde böyle uzun uzun beklenmez. Yani her şey sofraya koyulur, sıcak gelir filan. Buralardan puan kırabiliriz. Ana yemekler geldi. Bir aşk bir insanı sonsuza kadar hem çok mutlu hem de çok başarılı yapabilir mi? Dedik. Hmm. Biz yapabilire inandık ve bir yola çıktık. Sizce? Yapabilir. Kesinlikle yapabilir. Aşkı çok mühim buluyorum hayatımda. Özel hayatın aşkla, sevgiyle, saygıyla çok mutlu bir şekilde gidiyorsa bütün her şeyin doğru gidiyor. Aşık olduğum dönemde her şeye
çok daha huzurlu, çok daha sevecen bakıyorsun, daha sıcak bakıyorsun, daha olumlu, daha pozitif bakıyorsun. O yüzden aşk insanı güzelleştiriyor. 95 ülkede yayınlanan filmleriniz var, dizileriniz var ve kitaplar yazıyorsunuz. Bu üçüncü kitabınız galiba. Bu üçüncü kitabım, ilk romanım. Roman olarak polisiye, macera, beşinci kan. Biliyorsun 4 tane kan var. Biz biraz da kan grubumuza göre besleniyoruz filan. Bilimsel bir kitap yazamazdık. İkimizin de eseri aslında. Bilimsel olmaktan çıktı, tatlı bir şey oldu. Sahnede müthiş bir müzik adamısınız ve Netflix'te de artık filmlerde görebiliyoruz, evet. Urli'yi. Benim Netflix filmin hikayesi 2009'da başladı. Ben buraya geldim, yani İstanbul'a geldim. Andaç Haznedaroğlu, o da bir yönetmen, Dudaktan Kalbe bir dizisi çektim. Ve o dizinin konusu bir kemancının aşk hikayesi olarak. Andaç bir gün beni sette çağırdı, başrol oyuncu Burak Hakkı. Ona bir ders verebilir misin? Keman nasıl tutuyorsun? Babamın kemanının yönetmeni. Ve bir gün beni aradı, dedi ki benim bir filmim var, seni istiyorum dedi. Sonra başladık yani. Sabahtan beri diyorsun ya Nursel Köse büyük et falan. Ya ben Nursel Köse olarak kendimi oynamadım. Böyle bir senaryo gelmedi bana. Ulle'nin sinema hayatı orada bitti mi yoksa var mı projeler? Teklifler geldi geçen sene falan. Doğru, Paramparça'da da oynadım. Paramparça'da oynadım. Bir de Avlu'da oynadım. Başarılması çok güç bir yola girmişim. Müthiş bir yokuş. Hiç vazgeçmeden 15 yıl neler yaptın? Bir yabancı ülkeye gidip yaşamaya karar verdiğinde bir sürü handikaplar çıkıyor. Almanya şöyle bakıyordu, işte göçmen tiyatrosu, göçmen edebiyatı, göçmen müziği. Orada şey araştırmalarına başladım, tiyatrolar nasıl gidiyor? Tiyatroya meylim çoktu zaten. 15 yıl kabare yaptım, gittiğimiz her salon full çekti. Hiç boş yere oynamadık. Gittiğimiz her yerde İşte biz giderdik, böyle işte posterler asılırdı. Biz hem çuvaldızı onlara batırdık, hem kendimize batırdık. Bir topluma biraz ayna tuttuk ama esas istediğim şey, arzu ettiğim şeyi dile getirmekti, söylemekti, konuşmaktı. 90'ların başında bir sinema filmi oynadım, Yasemin diye bir film. Türk-Alman aşkını anlatan bir filmdi. Sinemaya ondan sonra bir bayağı bir ara verdim ama televizyon filmlerinde falan oynadım. Ama Fatih'i Berlin'den tanıyordum. Orada tanıştık. Hatta gelmiş sette bir gün beni izlemiş. Herkes o Fatih geldi falan dediler. Ben seni çok muhteşem bir oyuncu olarak görüyorum, seninle mutlaka çalışmalıyız falan dedi. Aradan bir zaman geçti. Bir gün aradı. Nursel ne yapıyorsun? Bu önümüzdeki iki sene içinde çocuk yapmayı düşünüyor musun? Dedi ben de. Fatih Bey'le çocuk mu yapacak falan şeklinde düşünmedim tabii. Yo dedim. Tamam o zaman sinema filmi yapacağız seninle dedi. Böyle havalar uçtum tabii. Yani hayal ettiğim Pedro Almodovar, Fatih Akın, bir de Tarantino tabii, Nuri Bilgen Ceylan da tabii. Ben dünya sinemasında tanıdım, Avrupa sinemasında da bir sürü projelerde oynadım. Ama kendi de...
konuşsak, hikaye bitmez Nursel Köse'de. Ama karımı da özledim. Çok özledim. Siz yan yanasınız, biz ayrı ayrıyız. Evet. Şimdi tatlılara geçelim mi? Tabii hadi ki. Hayatım, mutfakta tamam. Buluşalım. Tatlılara geçiyoruz efendim. Fena değildim. Eti nasıl buldun? Güzel. Kuruydu, kuru. Emek verelim diyor, emeği karşılanmıyor diyor. Takdir etmiyorum. Sabahtan akşama kadar elimi yattım. Ay. İçeride bizi gördü. Nursel ablaya bak ya. Oo, görünüş çok güzel. Estetik olarak wow. Nurselcim, eşin sana şarkı yazdı mı? Müzisyen olarak. Güzel bir soru. Yazmadı ama en sevdiğim şarkıları çaldı. Yani işte Müslüm Gürses'in sevdiğimiz ikimizin ortak parçamız var, Bir Ömür Yetmez. Onu bana böyle sevgililer gününde falan çalar. Birlikte parça yaptık. Birlikte. Evet. Birlikte parça yaptık ama bana en güzel parçaları çalar. Çok güzel. Sohbet çok güzeldi. Yemek bahane, yarışma bahane. Zaten bizi izliyorlarsa anlayacaklar bu formatı. Çok tatlı bir şey olduğunu. Bir yemek programı değil, sadece sohbet değil. Özel hayatımızdan çok şey verdik bugün. Çok şey verdik ha. İkinci sayfaya bile vermedim bu kadar yani. Yani evinize geldik. Evinizde bizi ağırlıyorsunuz. Çok özel. O anlamda seyircinin çok severek izleyeceğini düşünüyorum. Ya. Garımın içi ya. Çok tatlısın. Bak kızımıza iyi bak ha. Malatyalıyız, birazdan söyleyeceğiz sonra. Kızımıza iyi bak lütfen. Efendim şimdi Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere gidiyoruz. Tabii hep kaybediyorum ama beyler bana inanmaktan vazgeçmeyin. Vallahi billahi bir gün kazanacağız. Belki bugün değil ama bir gün kazanacağız. Şimdi oylamaya geçiyoruz efendim. Çorbanın hem görünüşü, hem lezzeti, hem servisi. Ne güzeldi. Çorba. Ezogelin çorbası. O da fena değildi aslında. Ara sıcak. Ara sıcak. Bir bıçak attım, dağıldı. Ara sıcak, paçana börek. Sen yaptın 2 gün önce. Ona göre... Ona göre yapma aşk. Utanmaz bir puan vermem lazım. Cacık. Servisi muhteşemdi. Servisini çok beğendim. Puanım ona göre oldu. Cacık. Buz yoktu. Yardımcı yemek. İyi pişmişti, doğruydu. Servisi güzeldi. Bulgur hiç yemiyorum normalde ama bugün yedim. Bayağı beğendim aslında. Ana yemek aslında çok lezzetliydi ama soğuk yemek zorunda kaldığımızdan. Şimdi ana yemek çok beğendim aslında. Görünüşü, estetiği, lezzeti. Galiba akşamın en iyi şeyi tatlıydı galiba. Tatlı. Evet, şimdi ilk ben çekiyorum. Evet, ilk sen çek hayatım. Çorba, ara sıcak, cacık, ana yemek, yardımcı yemek, tatlı. Ben artık ne çıkarsa... Ya ben de biliyorsun, hayatım. Her şeyinden geldiği için hiçbir korkum yok. Tatlı, güzel. Tatlı. Bravo, bravo. Evet, tatlı gitti. Ben de vallahi korkmadan ne çıkarsa... Artık korkmuyorum. İsterse var ya, yemin o ediyorum, ara sıcak çıksın. Kendine. Ana yemek. Güzel, kavurma yapacağız kavurma yani. Kavurma yap. Hadi bakalım. Ne sana ne çıkacak? Ana sıcak mı? Ya yardımcı yemek. Yardımcı yemek. Ya ama bak ya. Kaldı 3 tane çekiyorum. Ara sıcak. Ya yuh ya. Ağzım niye ara sıcaktan 10 puan almıştın aşkım? Yine alırız. Yine alırız hayatım. Haydi bakalım. Çorba. Çorba. Güzel. Çocuk da bana kaldı. Benim işim bugün çok zor. Aşkım senin işin hep zor. İşim çok zor. Halledeceğiz. Hemen mutfağa geçiyoruz. Hadi. Aşkın eli, aşkın eli. Aşkın eli demiş gibi. Aşkın eli, aşkın eli. Aşkın eli demiş gibi. Aşkın eli, aşkın eli. Aşkın eli demiş gibi. Gerçek değil hayal gibi. Aşkın eli demiş gibi. Aylacığım, ilk ben çekiyorum. Ana yemek, ana Uli. Yemek benim. Wow be, eniştem. Sen yaptın. Ben yaptım. Bravo enişte, bravo. 9. Yardımcı yemek, Nursel 8 puan. Bakalım burada ne varmış? Tatlı, Nursel 10 puan. Çok güzeldi yani görünüşü, estetiği, lezzeti. Ara sıcak, 4. Enişte aşk olsun. Burada ne var? Tatlı, Uli, bencel yaptı 9. Bravo enişte. Evet. 9 puan cacık.
Evet, ne var burada? Çorba, 8 puan sırada. Ne var? Evet, salata 8 puan. Güzel, 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 güzel. Doğru tahmin. Güzel. Ne burada, erkek dayanışması falan mı? Daha öyle bir daha şey hissettim. Burada ne var Ayla'cığım? Ara sıcak, 3. Enişte o acak iş değildi ya. Ya o ara sıcakta çalışman lazım. Ana yemek 7 puan. Güzel ablacığım. Hiç yemedin 7 puan güzel. Yedim. Yok hepsinin tadına baktım. Evet ne var burada? Çorba 10 puan. Teşekkür ederim. Ya Nursel abla yani 9 olurdu da 10. 10. Evet. 10. Hem lezzeti güzeldi, hem sıcacıktı, hem tadı güzeldi. Böyle Malatya çorbası gibiydi yani. Malatya'nın Malatya şeyi lezzeti vardı. Yardımcı yemek 8. Oley! Her hafta aslında çok güzel bir şey yapıyoruz. Bu eşimin fikriydi. Biz bir aileyiz ve aileleri alıyoruz. Birbirini çok seven çiftleri alıyoruz. Ve bizi izleyenler de ailemiz olacaklar dedi. Çekiliş yapalım dedik. Bunu ihtiyacı olanlar etiket kısmına, arkadaşlarını veya dostlarını etiketlesinler. Biz ihtiyacı olanlara verelim dedik. Malatya'da depremzede çocuklar için projelerimiz var. Yani onlara destek olmanızı arzu ederiz. Eşim de müzisyen olduğundan orada çeşitli konserler vereceğiz. Çocuk masalları anlatacağız. Çocukların ellerinde enstrümanları olması, müzik çalmayı denemeleri bizim için çok önemli. Onlara enstrüman göndersek çok güzel tamam, olur. Tamam. 10 çocuğumuza enstrüman da göndermiş çok olalım. Çok tatlısınız yani... ya süpersiniz. Biz daha dün geldik Malatya'dan ve bugün gidip baktığımızda bir memleket yok. Çoğunun memleketi enkaz altında kaldı. Yeniden ayağa kalkacağız, daha güzel olacağız. O kayısılar çok daha güzel çiçek açacak. Biliyoruz ve hep beraber yapacağız. Size çok teşekkür ediyoruz teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Süper bir ev sahibisiniz. O gün aileyi alkışlıyoruz. Efendim biz benim kazanacağım bir günde tekrar karşınıza geleceğiz. Haftaya tekrar aşkın eli değmiş gibi de karşınıza gelinceye dek efendim neredeyseniz orada kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Aşkın eli, aşkın eli. Aşkın eli değmiş gibi.